Çok zor zamanlardan geçiyoruz. Biz bir deprem ülkesinde yaşıyoruz. Bu zamana kadar yaşadığımız kayıplar ve bundan sonra yaşanması muhtemel depremler için bu anlatacaklarımı herkesin bilmesi gerekiyor. Herkesin kendi haklarını bilmesi gerekiyor. Bu sebeple bugün zorunlu deprem sigortasını anlatacağız. Hocam merhaba. Merhabalar. Zorunlu deprem sigortası nedir? Biz buna halk arasında, yani biz halk olarak diyoruz ki DASK diyoruz. Hı hı. Açılımı nedir? Ne işe yarar? Biraz anlatabilir misin? Tabii. DASK'ın açılımı Deprem Afet Sigortaları Kurumu. Normalde bu sigortanın adı Zorunlu Deprem Sigortası. Biz kısaca DASK olarak bu şekilde alışılageldiği için kullanıyoruz. Zorunlu deprem sigortası dediğimiz şey deprem dolayısıyla meydana gelen maddi zararları karşılamaya yönelik bir sigorta sistemi. Tabii ki biz bu deprem sigortasından faydalanabilmek için öncelikle bu sigortayı yaptırmış olmamız gerekiyor. Yani ismi zorunlu olduğu için bu sigorta kendiliğinden devlet tarafından yapılıyor veya DASK tarafından yapılıyor gibi bir durum söz konusu değil. İnsanlar bizzat kendileri bu sigortayı yaptırmış olmalılar. Ne şekilde yaptırmış olabilirler? Farkında olmayabilirler insanlar yaptırdıklarının. Mesela elektrik su sayaçlarını yeni üzerine almışlarsa bu sigortayı yaptırmaları zorunlu. Yine bankadan kredi çekerek yeni bir ev almışlarsa banka tarafından yaptırılmış olabilir. İnsanların haberi olmayabilir. Araştırıp bakmaları gerekiyor. Zorunlu deprem sigortası, yani bütün binalar için mi, sadece evler için mi, işyerler için mi? Zorunlu deprem sigortası TAPU'ya kayıtlı olan daireler, apartmanlar, binalar için kullanılıyor. Tabii ki kullanılmayan binalar da var ama yine TAPU'da arsa olarak kayıtlı olmasına rağmen bina yapılmışsa ve sigortası yapılmışsa yine bu sigortadan faydalanabilirler. Aynı şekilde apartmanın içerisinde bir büro, bir ofis olarak kullanılan yerler de sigorta kapsamındalar. Belediye sınırları içerisinde olan yerlere yapılıyor bu sigorta. Belediye sınırları içerisinde olmayan evler, meskenler, iş yerleri, örneğin köylerdekiler deprem sigortası kapsamı dışında. Burada da şöyle bir problem var. Biliyorsunuz zorunlu deprem sigortası sigorta acenteleri aracılığıyla yaptırılıyor. Sigorta acenteleri prim alarak köylerdeki evlere de sigorta yapabiliyorlar bazı durumlarda. Bu durumda siz DASK'a başvurduğunuzda DASK tarafından bir ödeme alamayacaksınız. Fakat yargı yoluna giderseniz mahkemelerin emsal kararları var. Köyde olmasına rağmen sigorta yapılmışsa kişiler ödeme alabilirler. Zorunlu deprem sigortasını sadece mal sahibi mi yaptırıyor, kiracılar da yaptırabiliyor? Zorunlu deprem sigortasından sadece mal sahipleri yararlanabiliyor. Uygulamada kiracıların da yaptırdığını görüyoruz. Çünkü yeni eve çıkarken sayaçları üzerine alacakları için ev sahibi diyor ki sen yaptır sigortayı, kiradan düşelim gibi bir durum var. Ama tabii bu yaptırılan sigorta ev sahibinin adına, faydalanacak olan kişi de ev sahibi. Kiracıların bir ödeme alması gibi bir durum söz konusu değil. Kiracısınız, eviniz yıkıldı, buradan bir tazminat talep etme şansınız en azından DASK yönünden yok. DASK'a bir başvuru yapamazsınız. Yani belki ev sahibine olabilir. O da yine ev sahibinin bir burada kusuru varsa, örnek veriyorum, kolonların kesilmesi vesaire gibi durumlar oluyor. Böyle bir şey varsa ve siz o şekilde kiraladıysanız belki o noktada olabilir. Ama hiçbir şekilde DASK'tan bir ödeme alamaz. Ben gideceğim bir köyüme ev yaptıracağım. Bilinçli bir insanım. Deprem sigortası yaptırmak istiyorum. Tam olarak izlenecek yol nedir bunda? Farklı sigorta şirketlerinden özel sigortalar yaptırabilirsiniz. Eşyalarınızı sigortalatabilirsiniz. Evinizi sigortalatabilirsiniz. Yani onlar özel poliçelerle ayrıca düzenleniyor ama DASK kapsamında, zorunlu deprem sigortası kapsamında böyle bir şey söz konusu değil maalesef. Diyelim ki benim fabrikam var veya bir atölyem var. Bu müstakil bir bina. Ben orayı iş yeri olarak kullanıyorum. O zaman da DASK yaptırmam gerekiyor mu? Apartmanların içerisinde yer alan bürolar, ticarethaneler mesela apartmanın alt katında olur. Onlar DASK'tan yararlanabiliyorken apartmanın tamamı, binanın tamamı ticarethane ise maalesef DASK bunları kapsamıyor. Yani iş merkezleri, iş hanları, eğitim merkezi ise tamamı, dediğiniz gibi atölye ise hiçbir şekilde zorunlu deprem sigortası yaptıramazsınız. Fakat yine aynı şekilde ihtiyari sigorta yaptırmış olabilirsiniz, eşyalarınızı sigortalatmış olabilirsiniz. Peki bu sigortanın süresi ne kadar? Sigorta süresi 1 yıl. Yani sizin bir tazminat alabilmeniz için depremin gerçekleştiği tarihte 1 yıllık sigortalılık süresinin içerisinde bulunmanız gerekiyor. Yani sizin 2-3 yıl önce yaptırmış olduğunuz sigortadan bugün deprem sebebiyle faydalanmanız mümkün değil. Siz onun deprem sigortası yaptırıyoruz. Peki bittiğinde vatandaşı, mal sahibini uyaran bir sistem var mı? Yani senin deprem sigortan bitti, bunu tekrar yaptırmalısın diye insanlara bilgi ulaştıran bir kurum, aracı bir şey var mı? Maalesef yok. Yani bunu kişinin kendisi takip etmesi gerekiyor. Fakat şöyle bir durum var. Eğer bankadan kredi çekip
yeni bir ev aldılarsa bankanın bir bildirim yükümlülüğü var. Normalde bankadan çektiğin zaman zaten zorunlu olarak yaptırıyor. Fakat bir senelik periyotlarda bankanın bildirimde bulunması gerekiyor. Eğer banka bildirimde bulunmamışsa, kişi de yaptırmayı unutmuşsa yerleşik Yargıtay içtihatları bu ikisinin birlikte ortak kusurlu olduğuna karar veriliyor. Burada bankalar bildirim yenileme yükümlülüğünü yerine getirmedikleri zaman mahkemeler, Yargıtay ikisinin ortak kusurlu olduğuna karar veriyor ve ortak kusurları oranınca tazminat değerlendirmesini tekrardan yapıyorlar. Yani kişi aslında deprem sigortası yaptırmamış olmasına, yani bunu bankanın bildirmemesi sebebiyle unutmuş olmasına rağmen bir tazminat alabilecek. Şehir merkezi belediye kapsamları içinde işte 4 katlı bir binada 3. katta 7 numaralı daireyi aldım ben ve deprem sigortası yaptırdım ve deprem oldu. Ben sigortadan neyi talep edebiliyorum ya da sigortam neyi karşılıyor bunda? Binanın yeniden inşa bedelini veriyor. Yani hiçbir şekilde binanın, apartmanın, dairenin raiç bedelini de vermiyor. Yeniden inşa etmek için, temelini atmak için gerekli olan parayı veriyor. O da yine tabii ki ağır hasar halinde bu sigorta bedelinin tamamını veriyor. Eğer orta hasarlı tespit edilirse bu bedelin daha azını veriyor. Hafif hasarlı tespit edilirse daha da azını veriyor. Bu da her sene yeniden belirleniyor zaten. Metrekare başına hesaplanıyor. Metrekare başına bu sene 3016 TL. Bu tutar metrekare ile çarpılıyor. Bir de muafiyet bedeli var %2 oranında. O da düşürdükten sonra vatandaşın alacağı tazminat tutarı hesaplanmış oluyor. Poliçede zaten ödenecek maksimum en yüksek tutar azami miktar yazıyor. Bu miktar üzerinden %2 oranında, %2'si belirleniyor bunun. Ödenecek olan tazminat tutarı hesaplandığı zaman bu bedel oradan düşülüyor. Böyle olduğu için de bazen DAS tarafından hatalı işlemler yapılabiliyor. İki defa muafiyet uygulandığı görülebiliyor veya taşınmazın uğradığı zarar üzerinden bir %2 uygulandığı görülebiliyor. 100 metrekare eviniz varsa bu sene için alacağınız tutar maksimum 300 bin lira kadar olacak. Yani evi yeniden yapması isterse 1 milyon olsun, isterse 5 milyon olsun, o kişinin alacağı 100 metrekare başına o kadar çıkacaktır. DASK hiçbir şekilde binayı yıkıp yeniden yapmıyor. DASK hiçbir şekilde maddi başka türlü hasarları ödemiyor. Can kayıplarını ödemiyor, manevi tazminatları ödemiyor. DASK'ın ödediği tek şey binanın depremin olduğu tarih ve yerdeki yeniden inşa bedeli hesaplanıyor. Bu da yine DASK'ın belirlediği azami tutarlar var. Bu sene için 640 bin TL. DASK herhangi bir bina için 640 bin TL'den daha fazlasını ödemiyor şu an. Eğer ki kişinin evi 500 metrekare ise, 1000 metrekare ise DASK'ın ödeyeceği tutar yine 640 bin TL. Daha fazlasına ilişkin bir ödeme yapmıyor. Diyelim ki deprem gerçekleşti ve hortum hasar gördü. Zorunlu deprem sigortası da yoktu. Bu hasardan sonra ya da yıkımdan sonra hemen sigorta yaptırırsan bundan bir ödeme alma şansım oluyor mu? Deprem gerçekleştiği tarihte sizin bir senelik sigortalılık süresi içerisinde olmanız gerekiyor. Aksi halde herhangi bir şekilde ödeme alamıyorsunuz. Ancak geleceğe yönelik olarak hani deprem olacağını düşünüyorsanız yaptırabilirsiniz tabii ki. Hafif hasar aldıysa eviniz yaptırmanızda bir sakınca yok. Ama ağır hasarlı olarak tespit edildiyse zaten bu binalar için yıkım kararı çıkacağından DASK yapılamıyor. Orta hasarlıysa da bu hasarın giderilmesi ve giderildiğinin belgelendirilmesi, bunların sunulması gerekiyor. Hasar onarıldıktan sonra yeni bir deprem sigortası yaptırabilirsiniz. Ben DASK'a başvuracağım ya, yani bir şekilde DASK'ın haberinin olması gerekiyor. Nasıl başvuruyorum ya da onun belli bir süresi var mı? Normalde süresi 15 iş günüydü depremin gerçekleştiği tarihten itibaren. Fakat DASK bir açıklama yaptı. Bu son 6 Şubat'ta gerçekleşen depremden sonra süreleri uygulamayacağını belirtti. O yüzden şu an için bir süresi yok. Fakat başvuru ne kadar hızlı yapılırsa tazminat da o kadar çabuk alınabilir. Ve ileride yargı yolunda herhangi bir sıkıntı yaşamamak için çabucak başvuru yapmakta fayda var. Başvuruları E-Devlet üzerinden yapabilirler. Alo DASK 125 üzerinden yapabilirler. Sigorta acentesiyle iletişime geçebilirler. Ve E-Devlet'ten bakıp yapabilirler. Peki ortalama vatandaşlar diyelim ki yıkım kararı çıktı veya orta hasarda DASK belirli bir sürede ortalama ödeme yapacağını taahhüt ediyor mu yoksa bu DASK'a mı kalmış? Yani ödeme süresi ne kadar sürede oluyor? Şöyle oluyor, evrakları toparladıktan, tazminat tutarını kesinleştirdikten, bu ekspertiz olayı falan bittikten sonra tazminat bedeli kesinleşiyor. Kesinleştikten sonra bir ay içerisinde ödemenin yapılacağı söyleniyor. DASK zorunlu deprem sigortası deniliyor. Bunu yaptırmak zorunlu öyleyse, özel sigortalarda daha büyük avantajları olabileceğini düşünüyorum. Özel sigortadan çok daha yüksek meblağlar ödediğim prime göre alabiliyorum. Ama DASK zorunlu olduğu için değil mi? Yani insanları tersi bırakıyorlar mı? DASK zorunlu.
Eğer ki ihtiyari deprem sigortası yapılacaksa DASK'ın zaten yine yapılmış olması gerekiyor. Bu sadece mesela dediğimiz gibi köylerdekiler için DASK yapılamadığı için, zorunlu yapılamadığı için onlar için ayrı ihtiyari yapılabiliyor. Veya sadece ticarethaneler ihtiyari yaptırabiliyorlar. Ama normal apartmanlar, daireler hem DASK yaptıracaklar, ihtiyari onun üstüne yaptırabiliyorlar. DASK şart diğer sigortayı evet. yaptırabilmek için. Ve bedeli alırken de mesela hesaplanan zarar çok yüksekse DASK'ın ödeyeceği maksimum tutarın üstünü ihtiyari deprem sigortasından tamamlayabiliyorlar. 8 daireli bir binada yaşıyoruz. Bunlardan 4 tanesinin deprem sigortası vardı, kalan 4 tanesinin yoktu. Ne oluyor? Şu şekilde 4 tanesi sigortası olanlar tazminatlarını alırlar. Geri kalanlar tazminatları olmayacağı için alamayacaklar. Fakat bina yıkıldığı zaman arsa üzerinde zaten herkesin mülkiyeti devam edecek. Yani bunlar el birliği halinde mülkiyetleri devam edeceği için arsa üzerinde payları var. Dilerlerse paralarını birleştirip bir şekilde binayı yeniden yapabilirler. Veya işte devlet yardımları vesaireler olursa binaya kavuşabilirler tekrardan. DASK'ı yaptırmadık. Bunun cezai bir yaptırma var mı? DASK'ı yaptırmamanın bir cezası yok. Diyelim ki ev babamın üzerindeydi. Deprem oldu, ev yıkıldı, babam da içinde kaldı, öldü. Bu durumda ödemeyi nasıl yapacaklar? Ödemeyi veraset ilamında mirasçı olarak görünen kişilere miras hisseleri oranında yapacaklar. Örnek veriyorum, vefat edenin eşi olabilir, çocukları olabilir, kardeşleri olabilir. Mirasçıları her kimse, onlar hisseleri oranında, payları oranında ödeme alacaklar. Krediyle aldığım bir ev var. Ama kredi ödemesi bitmedi. Ben onu hala ödüyorum. Bina yıkıldı. Evde de bankanın ipoteği var. Yani ev bana ait değil. Tamamen. Bu durumda tazminatı nasıl ödeyecekler? Kime ödeyecekler? Bu durumda tazminat uygulamada bankaya ödeniyor. Çünkü hala kredi ödemeleri devam ettiği için. Banka muvafakat ederse kişilere de ödenebilir. Fakat bu çok gerçekçi bir durum değil. Banka muvafakat etmiyor zaten. Ama kredi ödemeleri az kalmışsa ve kişinin alacağı, DASK'tan alacağı şeyden daha fazlaysa, kredi ödemelerinden daha fazlaysa fazlaya ilişkin kısım kişilere ödeniyor. Benim borcum devam ediyor mu bankaya? Tabii borç yani çünkü siz... Ama evim yok. Ev yok ama siz onu nakit olarak neticede almış oldunuz. Banka borcu kendiliğinden kapanmıyor. Siz orayı ödemek zorundasınız. Ama tabii ki DASK'tan alınacak bedel oradan düşürdükten sonra kalan tutar üzerinden bir ödeme yapılacak. Sigortalı konutta veya iş yerinde işte apartmanın tamamında hasar olmayıp ya da benim evimde hasar yok da ortak alanlarda hasar var. Çatı çöktü ya da işte apartmanın girişinde bir problem var. Bu durumda ne oluyor? Şöyle, şimdi apartmanda her ne kadar bir daireniz varsa da apartmanın ortak alanlarında da bütün ev sahiplerinin bir takım hakları var, bir takım hisseleri var. Zorunlu deprem sigortasını yaptıran kişi bu ortak alanlardaki hissesi oranında DASK'tan bir ödeme alabilir. Ama tabii bu ödemeler de yine %2 muafiyet düşürdükten sonra yapılacağı için bu muafiyet tutarından daha yüksek bir maddi zarar olmalı ki bir ödeme alabilsin. Evim 100 metrekare ama ben bilgilere girerken metrekare daha düşükten giriyorum. Daha az bir metre ödemek için. Deprem veya afet sonrasında bu ortaya çıktığında bana 30 metrekarelik mi ödeniyor örnek görüyorum yoksa ben burada bir usulsüzlük yaptığım için hiç mi ödenmiyor? DASK ödemeyi yaparken bildirim yaptığınız tutar üzerinden ödemeyi yapıyor. Fakat siz sonrasında diyorsunuz ki hani benim evim 30 metrekare aslında değil. Mahkeme yoluna, yargı yoluna başvurmak zorunda kalıyorsunuz. Mahkeme üzerinde değerlendirmeler yapılıyor. Siz mi yanlış bilgi verdiniz? Sigorta acentesi mi yoksa yanlış girdi acaba? Sizin söylediğiniz mi yanlış anladı? Veya bu DASK'tan dolayı bir yapılan bir hata mıydı? Tabuda yazan metrekare tutarı ve gerçekte olan metrekare tutarı üzerinden mahkeme değerlendirmesini yapıp bir karar veriyor. Ama tabii ki 30 metrekare bir ev uygulamada 10 metrekare üzerinden yapıldığı da görülüyor. O sebeple o tutarlar değil daha yüksek tutarlar ödenecektir. Depremde bina yıkıldı ve benim aracım binanın altında kaldı. O zaman ne yapacağım? Zorunlu trafik sigortası dediğimiz şey öncelikle yanlış bilinen bir olgu. Zorunlu trafik sigortası hiçbir şekilde deprem, yangın, sel bunları içine kapsayan, bunların zararlarını gidereceğini söyleyen bir sistem değil. Zorunlu trafik sigortası karşı tarafa vermiş olduğunuz zararları tazmin etmeye yönelik bir sistem. Ayrıca araç sahipleri kasko yaptırmışlarsa kasko poliçelerine bakmaları gerekiyor. Depremden kaynaklı zararları karşılayacak mı, karşılamayacak mı diye. Bugün çoğu kasko şirketi genişletilmiş kaskolarda bunu karşılıyor. Ek teminatlar alarak yapıyor. Normal genişletilmemiş kaskolarda
genellikle karşılamıyor. Poliçeye bakıp detaylarını oradan görmek lazım. 18 yaşından küçük bilinci olmamış çocuklar için. Mesela 10 yaşında, 9 yaşında Allah korusun öyleleri de var. Ailesini, annesini, babasını kaybetmiş bir çocuk düşünelim. Çocukların durumu ne oluyor? Devlet mesela diyelim babası varsayalım ki DASK'ını yaptırdı. Bu DASK'tan nasıl faydalanıyor, faydalanabiliyor mu falan bunu biraz açıklasanız. Küçük yaşta ailesini kaybeden çocuklar olabilirler. Bunlar da tabii ki eğer aileleri ev sahibi ise ve DASK yaptırmışlarsa, zorunlu deprem sigortası yaptırmışlarsa bundan faydalanabilirler. Çünkü zaten mirasçı olarak gözükecekler. Bu çocukların zaten devamı için bir vasiyet ataması söz konusu olacaktır veya işte eğer ki devlet koruması altına gireceklerse yine bir yasal temsilci atanıyor bu insanlara. O vesileyle bu ödemeden faydalanabilirler. Peki DASK ödemesinde bir problem yaşarsak ya da itirazımız varsa ödenen rakama o zaman ne yapacağız? DASK ödemesinde bir problem elbette yaşanabilir. Şu şekilde mesela bir köyde olan bir ev için deprem sigortası yapılmış olabilir. Alacağınız tutar, beklediğiniz tutar daha yüksekken size çok az bir ödeme yapılmış olabilir. Ağır hasarlı olduğunu düşündüğünüz bir bina orta hasarlı veya hafif hasarlı olarak tespit edilmiş olabilir. Bu az önce bahsettiğim muafiyetlerde bir hata yapılmış olabilir. İki kere uygulanmış olabilir. Bu durumlarda yine her türlü biz DASK'a başvurmak zorundayız. Öncelikle DASK'a başvurup hasar ihbarında bulunacağız. Ardından beklediğimiz cevabı alamazsak yargı yoluna gideceğiz. Dediğim gibi DASK'a başvururken de ilk hasar ihbarında bulunmak için ya E-Devlet ya DASK'ın kendi sitesi üzerinden ya da Alo 125 DASK üzerinden başvuruyu yapmak gerekiyor. Gerisini zaten DASK kendisi hallediyor. O bölgeye çoktan zaten eksperler gittiler. Gerekli araştırmaları, incelemeleri DASK kendisi yürütüyor. Yine devletin diğer organlarıyla işbirliği halinde ilerliyor. Bazı durumlarda da şey oluyor hani devletin bir biriminde bina ağır hasarlı fakat DASK orta hasarlı tespit ediyor. Bunlar maalesef mahkeme aşamasında ancak görülebilecek şeyler. Peki böyle bir durumda davayı nereye açıyoruz? Eğer tüketiciysek tüketici mahkemesini açmamız gerekiyor. Yani burası bir iş yeri değilse, biz bir tacir değilsek tüketici mahkemesinde açılıyor. Örneğin bir ev kiralayacağız. Bu ev kiralarken ev sahibinden, mal sahibinden isteyeceğimiz evrakların için artık bu DASK'ın olması gerekiyor değil mi? Yani sizin buradan yeni ev kiralayacaklara veya ev satın alacaklara, işte binanın müteahhitine veya işte mal sahiplerine karşı talep edecek belgeleri söylemeniz mümkün müdür? Nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Kişiler yeni bir ev kiralayacaklarsa zaten sayaçları üzerine alacakları için zorunlu deprem sigortasının yapılması gerekiyor. Fakat dediğim gibi bu deprem sigortasından faydalanacak kişi ev sahibi, kiracı değil. O sebeple aslında kiracıyı çok da bağlayan bir şey yok. Ama ev sahibinin kendi evi için, kendi masraflarını karşılaması için zorunlu deprem sigortası yaptırması tabii ki lehine olur. Hatta bunu ihtiyari sigortayla tamamlaması ev sahibinin yararına olacaktır. Zorunlu deprem sigortası ile ilgili bilinmesi gereken şeyleri genel hatlarıyla anlattık. Teşekkür ediyorum.